Mehmet Akif'e gönül veren, onu anlamayı ve anlatmayı kendisine dert edinmiş, yüreği millet ve vatan aşkıyla çarpan siz değerli misafirlerimizi içtenlikle selamlıyorum. Başta Çanakkale'den gelen misafirlerimiz olmak üzere hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Gazi Meclisimizde Çanakkale geçilmez diyenlerin diyarından kurtuluş rüzgarlarının selamını aldık. Hepinizin malumu olduğu üzere 2021 yılı İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılı olması sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda temsil edilen bütün partilerimizin ortak kararıyla, ortak önergesi ve ortak kararıyla İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmişti. Bugün öğle saatlerinde sergimizin açılışını şeref salonunda yaptık. Ardından buradaki açılışı gerçekleştirdik. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'i daha yakından tanımamıza vesile olacak olan bu sergiler bir haftalık süre boyunca meclisimizde açık olacaktır. Çanakkale Valiliğince hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un Balmumu heykelini ve Bayramiç Mehmet Akif Evi maketini ve milli şairimize ait çeşitli belgeleri bu sergilerde görebilirsiniz. Birazdan hep birlikte İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif adına hazırlanan belgeseli izleyeceğiz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve yüce davasını anlamak ve anlatmak üzere gerçekleştirdiğimiz güzel faaliyetlere bir yenisini daha bununla eklemekten memnuniyet duyuyorum. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılına yaraşır gösterimler ve programlar olacağına inanıyorum. Kıymetli misafirler, Mehmet Akif Ersoy 1873 yılının Aralık ayında İstanbul'un Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi. Ama Çanakkale'li arkadaşlarımız burada çoğunlukta oya sunarsak herhalde Bayramiç diyecekler. Çok istiyorsanız Bayramiç'te olabilir. Nüfus kaydı doğumundan sonra babasının imamlık yaptığı ve ilk çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapıldığı için nüfus kayıtlarında Akif'in doğum yeri Bayramiç olarak görünüyor. Mehmet Akif'in nüfus cüzdanında doğum yeri Bayramiç olunca Çanakkalelerde milli şairimizi daha bir fazla sahipleniyorlar. Bunda haksız da sayılmazlar. Çok küçük vesilelerle de olsa Mehmet Akif'i her yerde sahiplenenler, her şehirde sahiplenenler var. Ama bunu en çok hak edenlerin başında Çanakkale geliyor. Yani alkışın çıktığı yerleri keşfettim. Mehmet Akif elbette milli şairimiz olması hasebiyle şehir fark etmeksizin Türkiye'nin bütününde sahiplenilmiştir. Ünü memleketimizi aşan bir şairimizdir. Rumeli'de, atayurdu Orta Asya'da, Orta Doğu'da İslam ümmetinin, milletimizin daima kalbindedir. Ancak Çanakkale'ler için ayrı bir yeri olduğu da bir gerçektir. Bu minvalde gelecek nesillere bırakacağımız Akif belgeselinin Çanakkale'mizden çıkmasını da ayrıca değerli ve anlamlı buluyorum. Çanakkale ruhunun yaşaması ve yaşatılması demek olan bu kültürel ve sanatsal faaliyetlerin çeşitlenerek, zenginleşerek devam edeceğini de buradan ifade etmek isterim. Çanakkale destanının sesini, sözünü, özünü taşıyan eserlerimizin bu kubbede baki kalacak hoş sedalar bırakmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli misafirler, Mehmet Akif ile bayraklaşan İstiklal'den istikbale yürüyüşümüzün aziz hatırasını bir kez daha yad ettik. Bu vesileyle şühedayı, üdebayı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Onları anlayanlara, anlatanlara, yaşatanlara selam olsun. İstiklal Marşımızın 100. yılında bu çok anlamlı ve güzel belgeseli milletimizin hizmetine sunan Çanakkale Valiliğine, belgeselin yönetmeni Sayın Nihal Ağırbaş'a ve ekibine, sanatçılarımıza ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza aziz milletimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan'a gerek bu akşamki etkinliğin düzenlenmesinde gerek Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç'te doğduğu evi yeniden ayağa kaldırma hususunda gösterdikleri gayret ve destek sebebiyle teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.